Merhaba arkadaşlar, veri soyutlama konu başlığımızın ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Abstraction soyutlama kavramına bakalım. Abstraction yani soyutlama bilgisayarlar bildiğiniz gibi daha önce de bahsettiğimiz gibi adreslenebilir bellek hücrelerine sahip. Bilgisayarın ana belleği diziler, listeler, yığıtlar, kuyruklar ve ağaçlar şeklinde donanımsal olarak organize edilemez. Bu nedenle bu veri yapılarının benzetiminin yapılması gerekir. Yani sanki bu veri yapıları bilgisayarda varmış gibi programla bunların oluşturulması gerekiyor. Bu işlem arkadaşlar soyutlama yani abstraction deniliyor. Az önce bahsettiğimiz tree yapısı mesela bir kök düğüm altında iki tane daha çocuk altında bir, birer tane çocuk şeklinde biz bunu oluşturabiliriz ama bu yapı bu şekilde bilgisayarda abstraction yani soyutlama mekanizmasıyla gerçekten bir ağaç varmış gibi veya gerçekten bir kuyruk veya gerçekten bir yığıt varmış gibi saklanmakta donanım buna müsaade etmiyor. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Benzetim yaparak, soyutlayarak bilgisayar içerisinde istediğimiz veri tipini, uygun olan veri tipini ne yapıyoruz? oluşturabiliyoruz. Kullanıcıları uygulama yazılımı e, gerçek veri depolama ayrıntılarından koruma eylemi aslında bu. Kullanıcı kavramı hem tabii gerçek insanı hem de bir sunucudan veri isteyen istemciyi başka bir cihazı temsil edebilir, başka bir uygulama yazılımını temsil edebilir. Bu soyutlama kavramı bilgisayar belleğindeki verilerin diziler, listeler, ve diğer yapılar yerine adreslenebilir bellek hücreleri olarak düşünülmesini vurgulamakta aslında. Veriyi daha uygun bir şekilde temsil etme yönelik bir soyutlama olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcı terimi bakış açısından bağlı olarak farklı anlamlar taşıyor dedik. Uygulama yazılımları kullanıcıların veriyi soyutlanmış bir şekilde erişmelerini sağlar. Bu kavramlar aynı zamanda veriyi saklama ve veri erişiminde ciddi bir rol oynamakta. Şimdi burada statik ve dinamik yapı var. Yani devingen, pardon, durağan ve devingen olarak çevirebiliriz bunları. Herhangi bir proje geliştirirken statik ve dinamik olarak projenin tasarlanması istenebiliyor. Eğer proje statik olarak tasarlanırsa herhangi bir veri yapısına ait alanlar sabit büyüklükte olacak. Belirli bir boyuta gelindiğinde artık o veri tipine ekleme yapılamayacak. Çünkü biz bunu sabit büyüklükte tasarlamışız. Bu nedenle statik yapılarda ekleme, silme, arama işlemleri boyutları sabit olduğundan kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Eğer veri yapısı dinamik olarak tasarlandıysa bu durumda veri yapısına ekleme, silme işlemlerinde yaşanabilecek zorluklar sürekli büyüyen veri boyutuna karşı yeterli bellek ayrılması ve ayrılan belleğin doğru şekilde yönetilmesi gibi üst düzey işlemlerle de uğraşmak gerekecektir. Statik ve dinamik veri yapılar arasındaki temel fark veri yapısının zaman içerisinde nasıl değiştiğidir. Duran veri yapıları yani statik veri yapıları oluşturulduktan sonra boyutlarının veya şekillerinin değişmediği yapılar olarak tanımlanmakta. Örneğin bir isim listesi oluşturduk. Bu liste belirli bir sabit büyüklüğe sahip ve isimler eklenip çıkarıldığında boyutu değişmiyor. Diğer yandan dinamik bir e, yapı oluşturduğumuz zaman bu yapı zaman içerisinde büyülebilir veya küçülebilir. Veri eklemek veya mevcut veriyi silmek boyutta değişikliğe neden olacaktır. Bu tür yapılar fazlaca veri eklendikçe çok daha fazla bellek alanı hatta belleğin yetmemesi gibi durumlarla bizi karşı karşıya bırakabilir. Genel olarak statik yapılar dinamik yapılarla karşılaştırıldığında daha yönetsebilirdir. Yani statik yapıları daha kolay yönetebiliriz. Bu statik yapı içerisinde belirli bir veri üyesine erişmek veya değerini değiştirmek genellikle dinamik yapılara göre çok çok daha basittir. Fakat dinamik yapılarla uğraşırken veri eklemek veya çıkarmak gibi sorunların yanı sıra hızlıca büyüyen e, veri yapısının gereksinim duyduğu bellek alanı da yönetmemiz gerekiyor. Kötü tasarlanmış bir e, dinamik dinamik veri yapısı tek bir yeni girdi eklemenin tüm yapının yeniden düzenlenmesine ve gerektiğinde bellek alanının başka bir yere taşınmasına neden olabilir. Bu nedenle veri yapısı tasarımı sırasında statik veya dinamik olması faktörlerini mutlaka dikkat almamız gerekiyor. Bir diğer kavram pointer yani işaretçi kavramı. Bu kabaca verilerin depolandığı adresi içeren bir depolama alanıdır diyebiliriz. Yani biz hatırlarsanız ikinci bölümde ne yapmıştık? 0x a 0 olsun. Diyelim ki burada hafıza hücremiz, bellek adresimiz 0x a0 burada 7 değer olsun. Verilerin depolandığı adresi içeren bir depolama alanı. Yani bir pointer. Diyelim ki x olsun adı bu pointer'ın. Neyi barındıracak içerisinde? 0x40 değerini barındıracak yani adres değerini. Normalde biz ne diyorduk? İşte e, Z eşittir diyelim 9 diyorduk. Z değişkeninin 9 değerini atıyorduk. Direkt buraya 9 yazıyorduk ama pointer bir adres barındırıyor ve o adrese gittiğiniz zaman bize neyi veriyor? 0 X, a 0 7 değerini veriyor. Şurası A0 olacak arkadaşlar. 0xA0 adresinde 7 değerimiz var. Bilgisayarın ana belleğindeki hücreler sayısal değerlerle adreslenebiliyor. Burada örnekte hexadecimal A0'da olduğu gibi zaten bu temelde nedir? Binary bir değere karşılık geliyor ve onun üzerinden işleniyor. Ana bellekte yer alan bir hücrenin adresini saklayan alana işaretçi diyoruz. Fetch decode execute döngülerinde program counter ne yapıyordu? Bir sonraki yürütülecek komutun adresini tutuyordu ve o zaman ne diyeceğiz? Program counter bir pointer'dır diyeceğiz. İşaretçiler bilgisayar belleğindeki belirli hücrelerin sayısal adreslerle işaretlendiği ve bu adreslerin saklandığı alanlardır dedik. İşaretçiler veri yapıları içinde verilerin saklandığı konumları kaydetmek için kullanılır da diyebiliriz. Örneğin bir veri kaydını başka bir yere taşıdığımızda bu verinin yeni konumunu göstermek için bir işaretçi atayabilir ve işaretçiyi güncelleyerek veriye erişebiliriz. Mesela x işaretçisinin içerisinde 0x a0 adresi vardı. Biz bu 7 değerini diyelim ki aldık. Şuraya taşıdık. Ve buranın değeri de diyelim ki 0x c9. Ne yapacağız? x'e artık 0x c9 adresini atayacağız. Ne olacak? 7 değeri buraya taşınmış olacak. Ve pointer'ımız artık güncel adres alanını taşıyarak 7'ye ulaşmamızı sağlayacak. Pointer dediğimiz işaretçiler bilgisayar belleğinde saklanan verilerin işlenmesinde önemli bir role sahipler. Çünkü biz burada değişkeni taşıdığımız zaman ne oluyor? Adres bilgisini mutlaka güncellememiz gerekiyor. Programlar işaretçiler aracılığıyla bu verilere erişiyor ve bu veriler üzerinde değişiklik yapıyorlar. Özellikle işlemcinin işleyişinde işaretçiler kullanıyor. Tıpkı program kontrol örneğinde olduğu gibi bir sonraki yürütülecek komutun bellek adresini tutuyor program counter ve bir pointer olarak çalışıyor diyeceğiz. Alfabetik sıralı e, kitapların olduğunu düşünelim ve bir liste olarak bunların saklandığını düşünelim. Listede her bir kitabın verisinin dağınık bir şekilde bulunması işimizi zorlaştırır. Bu sorunu çözmek için her kitabın saklandığı bellek hücresini e, işaretleyen işaretçiler kullanabiliriz. Mesela aynı yazara ait kitaplar Pointerlar aracılığıyla birbirine bağlanabilir. Böylece belirli bir yazarın tüm eserlerini işaretçiler, pointerlar sayesinde çok hızlı bir şekilde bulabiliriz. Modern programlama dilleri arkadaşlar pointerları temel bir veri türü olarak içermekte. Ve bu diller işaretçileri sayılara veya karakter dizlerine benzer şekilde tanımlamamıza ve kullanmamıza izin vermekte. Bu sayede programcılar veri yapılarını işaretçilerle daha karmaşık ve özelleştirilmiş bir şekilde tasarlıyor. Yani biz pointer işaretçi kavramını öğrenirsek çok hızlı ve daha stabil, daha düzgün çalışan programlar yazabiliriz. Şimdi bir önceki bölümde yer alan veri yapılarının bilgisayarın ana belleğinde nasıl saklanabileceğini inceleyeceğiz. Yüksek seviyeli programlama dilleri genellikle bu tür veri yapılarını temel yapılar olarak sunmakta. Bu nedenle de bu yapıları kullanarak oluşturulan programların ana bellekte değişiklik yapabilen makine diline çevrildiği süreci anlamamız önemli. Diziler nasıl saklanıyor? Belirli bir hücrenin hafızası, pardon hafıza adresi hesaplanabilir demiştik. Bir adres polinomu belirli bir dizi oyasındaki verileri nasıl erişebileceğini tanımlıyor. Örneğimize bakalım. Diyelim ki belirli bir hücrenin hafıza adresi hesaplanabilir dedik. Bir deney yapacağız ve öğrencinin 1-10 arası rastgele sayıları üretip bu değerleri 30 elemanlı sayı dizisine aktarması isteniyor. Yani bizim toplamda şuradaki dizimizin eleman sayısı 30. Toplamda 30 elemanlı bir dizimiz var. Buradaki değerlerin her biri de 1, 10 arası random yani rastgele bir sayı olacak. Her durumda ardışın makine belleği x gibi fiziksel bir adres değerinden başlayacak. Dizinin birinci elemanına ulaşmak istediğimizde sayı 1, dördüncü elemanına ulaşmak istediğimizde sayı 4 yazmamız gerektiğini biliyoruz. Peki gerçekte bu iş nasıl gerçekleşiyor? Sayı 4 yazdığımızda aslında hafızada x artı 4 eksi 1 no'lu adrese giderek üretilen sayı buraya yazıyor. Buradaki genellemeye dikkat etmemiz gerek. Python, C, C++, C Sharp Java gibi dillerde dizi indeksleri sıfırdan başlıyor. Diyelim ki Yine hafıza adresimiz 0x a0 olsun. Biz burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü elemanı erişmek istedik. Ve sayı dörde yani dördüncü elemana erişmek için normalde programda bunu vermemiz yeterli. Eğer indis birden başlıyorsa a0 dedik buraya. O zaman a0 artı 4 eksi 1. O da bize neyi verecek? a3'ü verecek. Yani A0, A1, A2. Hafızanın A3 adresinde ne var? Bizim 4 numaralı dizi değerimiz var. Dizilerin saklanması verileri düzenli bir şekilde saklamak ve erişmek için önemli bir kavram. Özellikle tek boyutlu dizilerin saklanması için birçok üst düzey programlama dilinde benzer teknikler kullanıldığını biliyoruz. Bu teknik tek boyutlu dizilerin gerçekleştirilmesinde birçok üst düzey programlama dilinde kullanılmakta. Bir programcı örneğin şöyle bir sayı tanımlasın int sayı 29 bu ne anlama geliyor? 29. indiste diyelim ki 1 10 arası üretilen random değerlerden 7 var. Böyle bir tanımlamayla 7 değerini saklamak istediğinde ne oluyor? Gerekli bellek hücreleri ayarlanıyor. 29. eleman için o zaman ne yapar? A0 artı 29 1 o da eşittir. A0 artı 28. Hexadesimal olarak neye denk geliyor bu? 16 artı 12 olduğundan bir tane 16 olacak. Bir tane de 12 olacak. 1C. A0 ile 1C'yi topladığımızda yani BC olacak. Yani bizim buradaki A0'dan başlayan dizide aslında 29. eleman nerede? Hafızanın 0x B C adresinde yer alacak. Sonrasında ne yapacak? Buradaki 7 değerini buradaki 0xbc'nin içerisine yerleştirecek. Bu sayede programcı ne yapacak? Tek boyutlu bir dizi içerisinde BC hafıza adresine 29. elemana 7 değerini yerleştirmiş olacak. Şurası şöyle devam ediyor tabi arada farklı değerler var. Kabaca tek boyutlu diziler ana bellekte bu şekilde saklanıyor. Satır ana düzeniyle devam edelim. Matris gibi iki boyutlu kavramsal diziler bilgisayar belleğinde fiziksel olarak nasıl saklanıyor? İki boyutlu diziler satır ana düzeni şekli denilen sütunların sırayla satırlar içerisinde gruplandığı bir sistem. Şekilde de verildiği gibi kavramsal olarak oluşturduğumuz matrisin 3. satır 4. sütunundaki elemanla erişmek istersek fiziksel olarak hafızada satır 3 ana grubu içerisine 4. sütuna erişmemiz yeterli olacak. Bunu da 5, 10, 11, 12, 13, 14 indisiyle indisine erişerek gerçekleştiririz. Ne demek bu? Örnek verelim hemen. 5 satır, pardon 4 satır, 5 sütunlu bir kavram. Kavramsal bir dizi. Matrisimiz ne olsun? Diyelim ki işte matrix dedik. Bunun içeriği şu şekilde olsun. Harf verelim rastgele. Q, R. Hatta şunun içerisine yazalım. Şuradan rengimizi de ayarlayalım. Q, A, P, R, C, B, D, I, J, K, T olsun. X, Z, W, K, tekrar C, H, B, A, A olsun. Böyle 4 satır, 1, 2, 3, 4 ve 5 sütundan oluşan bir matriks var. Diyor ki bu kavramsal dizi yani programcının kullanmak istediği dizi makine belleğinde şu şekilde yer alır. 6 yazalım sırayla Q, A, P, R, C. X satırı getirdik yazdık. Sonrasında K, J, I, D, B. K, J. Hatta farklı renkle yazalım. Satırlar birbirine karışmasın istiyoruz. K, J, I, D, B. Bir diğer satırımız ne olacak? T, X, Z, W, K ve son satırımız A, A, B, H, C şeklinde. Burada görmüş olduğunuz bir satır, iki satır, üç satır, dört satır. Satır düzeninde saklama olunca böyle oluyor arkadaşlar. 5, 10, 14. elemana erişmek istediğimizde ne olacak? W ile karşılaşacağız. Yani şura A0'da başlarsa yine ne dememiz lazım? Pardon dizi değil. 0x A0'da başlarsa artı 14 eksi 1 diyeceğiz değil mi? Önceki hesabın aynısı çünkü ardışı olarak gidiyor yine. A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A A A B A C A D 0x A D çünkü 13'e eklersek 13 değeri nedir? D'dir. O da bize 0 x a d hücresini verecek adres olarak. Adres polinomu belirli bir dizi üyesindeki verilere nasıl erişileceğini tanımlıyor. Az önce 5 artı 5 artı 4 14 diyerek elemana eriştik. Fakat bu değerleri formüle dökmemiz gereken çok büyük boyuta sahip satır ana düzenine sahip diziler olabilir. Mesela 1024 e, 1024'e 1024'lük bir resim var elimizde ve 1024 satır 1024 sütununu hesaplamamız gerekiyor. Bunu hafıza yapmamız gerekiyor her bir piksel değerini. Bu durumda nasıl bir formül kullanmamız gerekecek? Örneğimizdeki kavramsal matris neydi? 4 satır 5 sütundan oluşuyordu doğru mu? 4 satırımız 5 tane de sütunumuz var. X dizinin başlangıç olan ana hafıza adresi olmak üzere. Yani şurası X adresi. Demin A0 demiştik. Şimdi X diyeceğiz daha genel. X artı C çarpı i eksi 1 artı j eksi 1. Bu genel denklemimiz. Satır ana düzeninde x adresinden başlayan matrisin i j elemanlarına erişmemizin sağlayan formül bu şekilde. Ne diyeceğiz? Burada C arkadaşlar Satır nedir İngilizce? Row. Sütun nedir? Kolum yani kolon. Buradaki C de kolum yani kolon anlamına geliyor. O zaman bunun değeri 5. Çünkü buradaki örnekte 5 sütun var. X başlangıç adresimiz. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. Artı 5 çarpı i eksi 1. Neye erişmek istiyoruz? Üçüncü satır. Değil mi? Üçüncü satır. Şuradaki elemanı erişeceğiz yine. Sütun ne? Dördüncü sütun. O zaman üçüncü satır i. Dördüncü sütun j değeri olacak şekilde. 3-1 artı 4-1 yazarsam. x artı 5 çarpı 2 artı 4-1 neyi verir bana? X artı 10 artı 3. X artı 13. X'in değeri A0 olursa... ...ne olacaktır? A0 artı D. Yani AD. Zaten bir önceki çözümümüzde de... ...AD olduğunu 5, 10, 11, 12, 13 diye sayarak... ...bulmuştuk değil mi? 14 diye sayarak bulmuştuk ama böyle sırayla saymamızın mantığı örneğin küçük olmasıydı. Dedi ki çok büyük bir e, yapı olursa nasıl hesaplayacağız? 4 satır 5 sun için şöyle bir genel formülasyonumuz var. Ve bu genel formülasyonu kullanarak şöyle İstediğimiz adresten başlayarak sadece sütun sayısını girerek matrisin birden başlayarak hangi satırında ve birden başlayarak hangi sütunda olduğu bilgilerini buraya girerek e, erişmek istediğimiz matris elemanının hafızadaki adresini bulduk.